Tekrar merhaba saat başı. Yine bir başka siyasi parti ve yine bir genel başkanla burada beraber olacağız. Sizden gelen soruları, değerlendirmeleri gördüm, okudum. Tabii tamamını yetişmek mümkün değil ama yoğun bir ilgi olduğunu görüyorum. Bu çoğulculuğa Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu ve fikirlerin doğrudan ifade edilmesine ne kadar gereksinim duyulduğunu görüyoruz. Ben kendi gazetecilik anlayışımla ilgili bir cümleyi ederek Sayın Başkan'a döneceğim. O da şu, ben gazetecilerin ifade özgürlüğünün, kendi siyasi tavrının saklanmasından yana değilim. Tam tersine bunun da bilinerek konuşmaların yapılmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Saygı ve duyarlılık bu anlamda önemli. Sayın Ümit Özdağ ile de defalarca program yaptık. Dolayısıyla birbirimize her zaman bu tartışma kültürüne katkı yapacak yerde bulunduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zafer Partisi yeni bir parti ama siz yeni bir siyasetçi değilsiniz. Evet. Dolayısıyla partinin yeni olmasıyla siyasetçinin yeni olması arasında bir fark var. Tabii. Siz Türkiye'deki milliyetçilik açısından, milliyetçi söylem açısından uzun yıllar akademik kanaat önderliği de yaptığınız için hem siyasetin doğrudan içinde hem de dışında gözlem yaptınız. Bunun ikisini de göz önünde bulundurarak sorular soracağım. Önce şunu söylemek istiyorum. Bir siyasi partinin toplumda karşılık bulabilmesi için siyasi yelpazede bir gedik olması gerekir ve oraya talip olması, oraya oturması gerekir. Evet. Siyaset biliminde bu böyle tarif edilir. Mesela Sayın Devlet Bahçeli'nin lideri olduğu Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Sayın Meral Akşener'in işte başında olduğu İyi Parti'nin, Sayın Destici'nin bulunduğu Büyük Birlik Partisi'nin sizinle benzer tabanda olmasına rağmen sizin Zafer Partisi'ni kurmanızın haklı bir gerekçesi var mı? Yoksa kişisel bir ihtirastan mı oluyor bu? Tabii haklı bir gerekçesi olup olmadığını seçmen belirler netice itibariyle. Ancak Zafer Partisi'nin ortaya koymuş olduğu politik çizginin ne olduğuna bakalım önce. Biz Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliğini vurguluyoruz. Genel ideolojik çerçevemizi, fikri çerçevemizi bu oluşturuyor. Ondan sonra Türkiye'nin problem tanımını yapıyoruz ve Türkiye'de 4 tane ana kriz gördüğümüzü söylüyoruz. Bunlardan birisi devlet krizi, yani bir tek adam rejimi kurulmuş durumda. İkincisi milli birlik krizi. Türk toplumu çok ayrışmış, parçalanmış, hatta düşmanlaştırılıyor. Üçüncüsü çok ağır bir ekonomik kriz ve dördüncüsü de son 10 senede dünyanın en fazla sığınmacısının, kaçağının geldiği ve nüfusun %10'una yakın bir nüfusun artık kaçaklardan oluştuğu, sığınmacılardan oluştuğu, milletin 90 milyar dolarının bu insanlara bakmak için harcandığı bir Türkiye'deyiz. Şimdi bu son andığım problem Türkiye'nin geleceğini karartacak bir problem. Sadece bugününü etkilemiyor. Onu özel bir parantez yapalım mı? Tamam, siz bir farkı söylediniz de onun için anlatacağım. Ha tamam, çünkü farkı, orada onunla ilgili size çok soracağım. Bunun üzerinden önce izah edelim. Türk halkının da %85'i sığınmacılar, kaçaklar gitsin diyor. Ben bunun diyor daha fazla bedelini ödemek istemiyorum diyor. Ben diyor kendimi ülkemde ikinci sınıf hissediyorum diyor. Metroda diyor bindiğim zaman Türkiye'de olmadığımı düşünüyorum ve tehdit algılıyorum diyor. Karımı diyor sokakta çıkartıp yürütemiyorum diyor. Kız çocuğum eve geç kaldığında acaba başına bir şey mi geldi diyorum diyor. Oğlum diyor kavga etmesin diye korkuyorum diyor. Kentimin diyor nüfus dengesi değişiyor, azınlığa düşüyorum. Kendi mahallemde azınlıktayım diyor. Evet. Yani Türk halkı bu konuda çok ağır şikayetçi. Şimdi ne olması gerekir? Tamam, iktidarın politikası belli. Erdoğan dedi ki ben bunları burada tutuyorum. Yollamıyorum. Zaten 2018-2023 uyum eylem planı var İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı. Ve vatandaşlık veriyorlar Suriyelilere şakır şakır. 900 bin tanesine verdiler. 100 binin üzerinde bekleyen var. Seçimlere kadar da vermeye devam edecekler. Ama öbür tarafta da bir muhalefet var. Halktan da böyle bir talep var. Ve bu muhalefet partileri ve bunun içerisinde İYİ Parti de dahil olmak üzere ağızlarını açıp ya Türk halkı ülkesinin örtülü şekilde istila edilmesini istemiyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu bunu söyledi. Bu insanlar gitsin demiyor. Sayın Kılıçdaroğlu söyledi. Sizin dediğinize benzer bir şey söyledi.
Yani gönüllü olarak ülkelerine dönmelerini sağlayacağız dedi. Tamam. Sayın Kılıçdaroğlu birçok konuda olduğu gibi bu konuda da saray rejiminin en iyi payandalığını yapan siyasetçilerden neden bir tanesi. Ona karşı direniyor. Bakın, hayır, direnmiyor. 2020 yılının sonunda Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da bu konuda bir çalıştay yaptı. Birçok uzmanı çağırdılar. Ben de İYİ Parti'nin milletvekiliydim o zaman. Hani Türkiye'de konuyla ilgili en erken çalışmaya başlamış akademik olarak. 3 tane kitap yazmış. Onlarca makale yazmış. Yüzlerce saat konuşmuş. Çalıştaylar düzenlemiş. Siyasette de bu konuyu en etkili şekilde temsil eden kişi beni de davet ederler herhalde dedim. Beni de davet etmediler. Tamam, güzel ama merak ettim ne çıktı ortaya. 150 sayfalık bir rapor çıktı. Bir genel başkan yardımcısı, 12 tane milletvekili, 13 tane meclisten danışman birlikte yazmışlar. Ön sözünü de Kemal Kılıçdaroğlu yazmış. Ne diyor bu raporda? Diyor ki, biz Göç ve Entegrasyon Bakanlığı kuracağız. Hı hı. Erdoğan'ın şimdi bu insanlara verdiği ve AKP'nin rülfesi gibi görülen şeyleri onların anayasal hakkı haline getireceğiz. Suriyelileri burada tutacağız. Şimdi ben sorularımı soracağım. Şimdi. Sizi dinleyeyim. Sonra Zafer Partisi kuruldu. Türk halkının bu konudaki talebini siyasete taşıdı. Kılıçdaroğlu dedi ki biz de dedi 2 sene içerisinde yollayacağız. Şimdi Kılıçdaroğlu'na bir bilgi notu geldi. Bu konuları bilen birisi. Şam'la da güçlü bağlantıları olan birisi yazdı bu bilgi notunu. 2 sene hazırlık gerekir dedi bilgi notunda. Kılıçdaroğlu bilgi notunu iyi okumadığı için o 2 sene hazırlığı 2 senede yollarız diye kamuoyuna taşıdı. 0 hazırlık. Hiçbir hazırlıkları yok. Ama sonra dedi ki gönüllü gidecekler. Peki. Peki bir dakika. Soruyu sordunuz, cevabını vereyim. Ama burada bir dakika. Ara soruları size sormam lazım. Ama ben bitireyim cevabını. Tamam. Peki. Gönüllü giderler mi? Hayır, gönüllü gitmezler. Şimdi bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti ile bizi orta çağ kafalı olmakla, yabancı düşmanı olmakla suçlayan İYİ Parti ile sarayla aramızdaki fark, bütün diğer partilerle, gelecekle, DEVA ile Türk milletinin iradesini temsil eden tek parti Zafer Partisi ve biz diyoruz ki hepsi gidecek, gerekirse zorla. Şimdi o zaman gelelim. Bir kere uluslararası hukuk var. Uluslararası hukuk kuralları var. Ve aynı zamanda da toplumların sosyolojik ve küresel ölçekteki dengeleri var. Şimdi göçmen ayrı bir tarif, sığınmacı ayrı bir tarif. Siz 12 Eylül'de Türkiye'de darbe yapıldığında bu ülkede bir sosyalist olarak yaşayamadığınız zaman dünyanın başka bir ülkesine gitmek zorunda kalabilirdiniz. Ve size sığınmacı ya da siyasal göçmen olarak bakarlardı, bakarlar hala. Ve oraya gittiğinizde bir yaşam kurduktan sonra dönmek istemeyebilirsiniz. Dolayısıyla bir zaruret söz konusudur. Ve uluslararası hukuk gereği koruma altındasınız. Ya da bir insan okul okumak için buraya gelmiş olabilir. Burada başarılı olmuş olabilir. Siz akademisyensiniz. Ve başarılı olduktan sonra burada bir kariyer yapmış. Çoluğu çocuğu olmuş olabilir. Bir yerleşebilir. Ama bir de üçüncü durum var. Siz insanların gelmesine sebep olmuş olabilirsiniz. Ülkelerini başına yakmış olabilirsiniz. Sizin bir konuşmanızı dinledim. Orada arkadaşımız size doğru cevap verememiş. Ben o konuşma üzerine düşündüm. Siz diyorsunuz ki, bunu tartışmak isterim. Diyorsunuz ki orada komşunuz size kalmaya geldi. 2 gün kaldı gitmiyor. 3 gün kaldı gitmiyor. 5 gün kaldı gitmiyor. Artık bir an gelince birader git dersiniz diye örnek veriyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bu bir misafirlik, doğru mu bu konuşmada? Ben de diyorum ki durum böyle değil. Komşumuz bize misafirliğe gelmiyor. Deprem var. Evini yıkmışız. Bize gelmek zorunda kalmış. Yıkan biziz. O insana nasıl misafir muamelesi yapabiliriz? Biz onun sorun olan nedenini biz kurmuşuz. Şimdi size soruyorum. Elinize vicdanınıza koyun lütfen. Bu ülkeye gelmiş çoluk çocuk, garip kuraba insanları nasıl göndereceksiniz orada? Sayın Aysever, bu kadar yanlışı gerçekten uzun düşündünüz mü? Tabii yanlış çok. Hepsi yanlış. Söyleyeyim. Bir, uluslararası hukuk diyorsunuz.
Uluslararası hukukun geçici sığınmacılar konusunda yaptığı düzenleme nedir? Ama bunların geçici olup olmadığı belli değil ki. Çoğu kalıcı artık. Türk nüfus cüzdanı var. Çocuk burada doğmuş. Ömer Bey şaka mı yapıyorsunuz? Niye? Hakikaten. Geçici sığınmacı bir statüdür. Geçici olup doğru. olmadıkları ne kadar zaman kaldıklarına bağlı değil. Ama zorla gönderme hakkı var mı? Hayır. Size? Hukuki statü. Bir. Bakın. Size net söyleyeyim, tabii. Sıfırdan nasıl başlayarak anlatayım. Tamam. Sıfırdan başlayarak. Hı-hı. Uluslararası hukukta geçici sığınmacılar için bir düzenleme yok. Çünkü geçici sığınmacı hukuku ilk kez Kosova'da ortaya çıktı. Ve Kosova'dan İtalya'ya ve Avrupa Birliği ülkelerine kaçan Arnavutlara Avrupa Birliği mülteci hakkı vermemek için geçici sığınmacı hakkı verdi. Geçici sığınmacı. Ve onları hemen sonra geri gönderdi. Kaldı ki mülteci bile olsalar 1951 Cenevre Sözleşmesi bile diyor ki genel güvenlik, milli güvenlik, kamu sağlığı bu gerekçeleri, kamu güvenliği bu gerekçelerle sığınmacı hakkı ve pardon mülteci hakkı verdiklerinizi bile geri yollayabilirsiniz. Nasıl yollayacaksınız? Yollar yani mültecileri bile yollarsınız bunu diyor. Anladın mı? Tamam. Nasıl yapacaksın? Şimdi bizdeki durum ne? Bizdekiler mülteci değil. Bizdekiler geçici sığınmacı. Peki bizdeki yasa ve tüzük bu konuda ne diyor? Kaç yıldır geçici sığınmacı statüsü? Süresi yok. Yani bir adam 25 sene burada kalsa da geçici. Evet. Aynen öyle. Şu kanun böyle kardeşim. Kanunu ben yapmadım. Hayır, ben size kanunu anlatıyorum. Ben şunu anlatmak istiyorum. 25 değil 35 sene bile kalsalar geçici sığınmacı. Diyor ki çocuğu kanun, burada doğmuş. Hiç önemi yok. Türk nüfus cüzdanına sahip yok, oluyor. Türk nüfus cüzdanına sahip olmuyordu ondan dolayı. Peki ama şunu sormak bakın, istiyorum. Şimdi Enver Bey bazı şeyleri yanlış biliyorsunuz ve doğruymuş gibi söylüyorsunuz. Ama, burada doğunca nüfus cüzdanı almıyorlar ki. Biliyorum ama şunu soruyorum. Eğitim alıyor. Alsın. Burada çalışmaya başlıyor. Bir dakika çalışması yasak. Ama nasıl geçecek? Bakın anlatıyorum ben. Peki buyurun. Kanun diyor ki ve yasa diyor ki geçici sığınmacı statüsü Suriye'de iç savaş devam ettiği sürece geçerlidir. Bittiği zaman, savaş bittiği zaman geri dönüş esastır. Çok net. Nasıl yapacaksınız? Ha, şimdi hukuki olarak buradan size... Hukuki olarak bakın, buradan, böyle değil de... Hayır, böyle. Bakın, benle iddiaya girmeyin. Ben bunu işi biliyorum. Bunu tartışırız. Ve siz, hayır, tartışmayacağız. Çünkü ben biliyorum ve görüyorum ki siz bunu bilmiyorsunuz. Hayır, şöyle, bakın şöyle, şöyle uluslararası hukukta, uluslararası hukukta... Evet. Bununla ilgili düzenleme yok. Türk halkına şöyle söylemeyin. Uluslararası hukuktan dolayı yollayamazsınız. Bu doğru değil. Uluslararası hukuk... Biz yollarız. Bir dakika. Uluslararası hukuk bu konuda bize izin veriyor. Sinirlenmeyin. Uluslararası hukukta da... uluslararası hukuktan dolayı da yollayamazsınız ama ben... Neden? Bana bir madde gösterin. Ben söylüyorum. Çünkü... Yasanın bana çünkü, uluslararası hukukun hangi kanunu, hangi yasası? İzin verin. Çünkü şöyle bir sorunla karşı karşıyayız. Neyle karşılaşırız? Bugün... Biz de aynı durumdan dolayı insanlarımızı dünyanın dört bir tarafına göndermiş durumdayız. Aynı statüde bulunan insanlarımız da var. Ve bu tür partilere, bu tür söylemde olanlara ırkçı partiler deniyor. Siz ırkçı parti olmak ister misiniz? İstemezsiniz. Ama size başka bir şey soracağım. Asıl somut. Hayır bakın soruyu... Somut şimdi bir şey yanlış sordum. Bir örnek veriyorsunuz. Bir, size bakın, az önce bir şey yanlış? Sordum. 1980 sonrasında... Size sordum soruya tamam. Cevap vermediniz. 1980... Bunlar misafir değil. Evlerini siz yıkmışsınız. Ona da cevap vereceğim. Ama önce ona cevap vereceğim. 1980 sonrasında Türkiye'den solcular, ülkücüler yurt dışına kaçtılar. Ve bunların kaçanların sayısı 1000, 2000, 3000'di. Ve siyasi mülteci olarak kabul edildiler. Hukuki statüleri bu. Türkiye'ye gelen 8 milyon kardeşim. Bunları kıyaslayamazsınız. Kıyaslarız bir. Çünkü hayır, kıyaslayamaz. Evini siz yıktınız. Ha, i̇ki. Siz derken şahsınızı kastetmiyorum. Tamam anladım. Yani siyasi olarak siz yıkarsınız. Suriye'dekilerin evini biz yıktık. Afganistan'dakilerin de evini mi biz yıktık kardeşim? Aslında dolaylı olarak evet. Tamam. Yani siz derken Türkiye değil. Tamam. Hayır Türkiye değil. Kim peki? Şu siz de biliyorsunuz. Amerika'nın o zaman Afganları yollayalım onun ellerine biz yıkmadık Suriyelileri bırakalım. Hayır. Öyle mi diyorsunuz? Hayır tam tersi şunu söylemek istiyorum. Muhtemelen burada da hemfikir olabileceğimiz evet. Bir şey. Antikomünizm yeşil hat sorunundan dolayı Afganistan'daki halkın bilerek ve isteyerek ki siz laikliği önemsediğiniz söz Taliban rejimine dönüştürülmesi düne kadar terör örgütü olarak gördüğü Taliban'ı bugün devlet haline getirmesi doğal olarak sizi muhatap yapıyor. Adam diyor ki oradakiler sana gelsin, Avrupa'ya gitmesin. Sayın Özdağ, siz şunu benden daha iyi biliyorsunuz çünkü o zaman milletvekiliydiniz yanılmıyorsam. Hala milletvekiliyim. Hayır, hayır. Bu süreç yaşanırken de anlamında onu diyorum. Şunu söylemek istiyorum.
Merkel geldi Türkiye'de. Hı hı. Para pazarlığı yapmadılar mı sizde kalsın diye? Aynısını Afganistan için bugün Amerika yapmıyor mu? Tabii. Tamam, bunlara karşı sizin muhatabınız Amerika'yken siz garip kuraba Afganlarla, Suriyelilerle mücadele ederek gerçek hedefi saptırmış olmuyor musunuz? Şimdi bakın, biz Afganlarla ve Suriyelilerle mücadele etmiyoruz. Hayır, göndermek isteyerek diyoruz. Biz politikaları eleştiriyoruz ve bu insanların ülkelerine geri dönmesini istiyoruz. Siz de bir gün isteyeceksiniz. Emin olun. Biz eğer başaramazsak, siz de eşinizle ve çocuklarınızla İstanbul sokaklarında güven içinde yürüyemediğiniz gün diyeceksiniz ki Zafer Partisi Ümit Özdağ haklıymış. O zaman çok geç olacak. O zaman çok geç olacak. Şimdi bakın, Suriye'de bir iç savaş çıktı. AK Parti bu iç savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin tahrikiyle teşvik etti. Taraf oldu. Teşvik etti. Taraf oldu. Ama AK Parti'nin bütün bu hatasına rağmen, bu teşviğe rağmen Suriye'deki iç savaş Irak'ın kuzeyinde kurulan Federe Kürdistan bölgesinin yanına emperyal bir proje çerçevesinde bir PKK'istan kurma projesidir. AK Parti'nin yapmış olduğu bu büyük hatanın bedelini Türk milleti ödemez kardeşim. Ama ödüyor. Ha, biz ödemeyeceğiz. Yeterince Türk milleti ödedi, artık ödemek istemiyor. Ve biz de Türk milletinin iradesini temsil ediyoruz burada. Bakın size bir şey söyleyeyim. Gelin bir referandum yapalım. Siz kazanırsınız. Biz kazanırız. Tabii biz kazanırız. Falan kazanırız. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu program sırasında bile sizin konuşmalarınızdan dolayı biz Zafer Partisi olarak oy kazandık. Lütfen böyle devam edin. Ben lütfen böyle şey devam edin. Bizi oy kazandırıyorsunuz. İzin neden biliyor musunuz? Şey Türk halkına karşı düşmanca bir tavır alıyorsunuz. Hayır. Bakın Türk halkına düşman. Türk halkının kaynaklarının sömürülmesini istiyorsunuz. İzin 90 milyar dolar harcadık. 90. İzin verin. 90 milyar dolar harcadık. Bunun hesabını sormuyorsunuz. Soracağım. İzin verin, sakin olun. Sakinim. Çok sakinim. Hayır, değilsiniz. Neden buraya bu şeyle gerilimle geldiniz bilmiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Hayır. Bakın burada neden fikir tartışması. Burada neden gerildim biliyor musunuz? Ya söyleyeyim, neden gerildiğimi sordunuz, neden gerilimle geldiğinizsiniz sordu. Buraya gerilimle gelmedim de. Siz bana çık karşıma çıkıp ya uluslararası hukuka göre yollayamazsınız deyince bir örnek vereceğim. Yok öyle bir şey. Yok, uygulayamayacağınız bir örneği vereceğim. Tamam. Şimdi, ben size nasıl yollayacağımızı anlatacağım tamam, ayrıca. Anlatın. Bir kere önce şunu söyleyeyim. Halklar güncel sorunlar karşısında zaman zaman büyük yanılgılara uğrayıp büyük yanlışlar yapabilirler. Hı hı. Örneğin halkımız 1980'de %92 oy vererek evreni neredeyse ikinci bir Atatürk gibi haşa toplumun önüne koydu. Dolayısıyla halklar her zaman doğru yapmaz. Tamam. Halkımız böyle yaptı da Avrupa daha mı iyisini yaptı? Hitler ortaya çıktı. Dolayısıyla popülizm her zaman kazanır ama doğru olduğu anlamına gelmez. Bunu geçiyorum. Bunu tartışmıyorum. Çünkü peki, siz ne yapacağız? Somut, şöyle mi? Size bir örnek vereceğim. Tamam, izin verin. Bu örnek sizi de ilgilendirecektir. Ve bence halkımıza asıl sormamız gereken bu. Yarın bir söyleşi yayınlayacağım ya da pazartesi günü. Yüreğimi dağlayan bir söyleşi. Bize göçmen olarak gelmiş bir kadın. Merdiven altı bir atölyede çalışıyor. Hı hı. İsmi bende saklı. Tamam. Size göstereceğim. Yani uydurma değil. Hı hı. Bu telefonun tamam. içinde. Bu kadın geçtiğimiz hafta bize olay ortaya çıktı. Tecavüze uğruyor. Çocuğu var. Annesi var. Tecavüze uğradıktan sonra tabii ki hukuka başvuruyor. Fakat nüfus cüzdanı yok. Emek sömürüsü altında kalmış. Tamam. Arkasından da sonuç itibariyle sistem İçinde güvenlikçiler falan da var. Seni öldürürüz diyorlar. Kadın sinmiş durumda. Söyleşide de zaten biz Amof'tan çektik. Kadın ülkeme dönmek istiyorum diyor. Bari oraya gideyim diyor. Ülkede babası diyor ki buraya gelirsen seni öldüreceğim. Şimdi bu örnek gibi daha sonra biz araştırmalar yaptık. Farklı farklı insanlar da var. Hadi geçtim erkekleri. Sizin vicdanınız mesela bu durumda bu kadına neyi önerecek? Somut örnekler bunun gibi var. Şimdi bakın Emre Bey. Öyle durumlar var. Devletler milli bilinçli politikalarla yönetilir. Bireysel trajediler üzerinden. Bireysel değil ama bu çok var böyle. Bireysel trajediler üzerinden Türkiye'nin milli güvenliğini tehlikeye atacak politikalar uygularsanız yarın
bizim çocuklarımız Suriye'de yaşanan iç savaşa benzer bir iç savaş yaşarlar. Irak'taki iç savaşa benzer bir iç savaş yaşarlar. Şimdi ben de size bir soru sorayım. Buyurun. Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Adana, Mersin. Bu hatta ne kadar Suriyeli yaşıyor biliyor musun? 3 milyon. Çok. Kayıtlı ve kayıtsız. Hatta şeyde nüfus yoğun. 3 milyon. Evet. Tamam. Şimdi bu 3 milyonun ortalama ne kadar hızlı arttığını biliyor musunuz? Doğum oranı yüksektir. 5.3. Türklerdeki doğum oranını biliyor musunuz? Düşüktür onlar. 1.7. Peki 20 sene sonra burada nüfus üstünlüğü Suriye'den gelen Araplara geçtiğinde, ya siz zaten Hatay'ı bizden bir referandumla almıştınız. Biz tekrar Suriye'ye bağlanmak istiyoruz. Burada bir referandum yapalım derse, o zaman Enver Bey ne diyecek? Söylerim şimdi. Ve Türkiye'de buna itiraz ettiğinde, bölgede bir çatışma çıktığında, Enver Bey oğlunu bu çatışmada Türkiye topraklarını, Türk topraklarını korumak için yollayacak mı? Ne dersiniz? Söyleyeyim. Önce şunu söyleyeyim. Birincisi, aynı sorunu bütün milliyetçi, hatta bence milliyetçiliği aşan söylemde olan ırkçı partiler kendi yurttaşları için de yapıyorlar. Bu ülkede şu tartışması oldu. Kürtlerin nüfusu artıyor, Türklerin nüfusu artmıyor. Hatırlayın o tartışmaları. Dolayısıyla Kürtlerin bu artışının sonucu Türk devleti yerine Kürt devleti olacak diye bir tartışma yapıldı. Bu bir. Bu çok da yüksek seviyede yapıldı. Siz de hatırlarsınız, Özal döneminde de vardı bu. Yani. İkincisi, Almanya'da da benzeri bir tartışma yapılıyor. Nüfusun yaşlı olması ve Türk nüfusun genç olması giderek Almanlık meselesini sorunlu hale getireceği. Soruma cevap vermediniz hala. Geleceğim. Ben Antakyalı bir ailenin çocuğum. Ve bu ülkede yaşayan herhangi bir yurttaşın zaten böyle bir tabloda, böyle bir durumda herhangi bir şekilde yurtsever bir insanın bir başka ülkenin iradesini devretmesi mümkün değildir. Eğer siz bu ülkede doğmuş olan insanları, işçi, fakir, fukara, yoksul insanları sistemin içerisinde devletle aidiyet duygusuna katarsanız, dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi, İngiltere'de olduğu gibi, Fransa'da olduğu gibi, Almanya'da olduğu gibi bir başka kültür içerisinde yetiştirebilirsiniz. Herkesi düşman hukuku üzerinden görmek çağdaş dünyada mümkün olan bir şey değil. Bunun adına ırkçılık denir. Emre bu ırkçılık bize bir çözüm getirmez. Emre başka Bey, bir şey, son sorayım. Ben yurdum için, ben ve pek çok insan yurdum için her koşulda cephede oluruz. Kültür kavgasında da bu başka alanda da olduğunda da oluruz. Sorun şu, Ümit Ezdağ bana şunu söylesin. İnsanları çoluğu, çocuğu Auschwitz'e gönderir gibi, toplama kampına gönderir gibi nasıl göndereceksiniz? Emre günah Bey, değil mi bu insan? Emre Bey, buyurun. Size gerçekten samimi bir şekilde çocukluğunuzda okuduğunuz Pollyanna hikayelerinin etkisinden kurtulmanızı rica ederim. Dilerim de bunu. Çünkü devlet... Siz çocukluğunuzda Pollyanna hikayesi okudunuz. Ben okumadım ama. Devlet en kötü durum analiziyle yönetilir. Evet. Tamam. Ve en kötü durum analizini yaptığınız zaman da... En kötü durum ırkçılık değil mi? Bakın en kötü durum ırkçılık değil. En kötü durum ırkçılık değil. Siz diyorsunuz ki bunu deneyelim. Deneyelim değil mi? Bu olsun. Yani bunlar kalsınlar. Ondan sonra kalsınlar, artsınlar. Böyle bir şey yapar isterler. Bunlar hitap ettikleriniz insan ama. Suriyeliler tamam. Suriyeliler... Kalsınlar, artsınlar, gitmek istemezler ve kendileri Türkiye'den ayrılmak isterlerse o zaman ceketimizi çıkartır bunlara girişiriz. Niye girişiriz? Yani vatanı savunuyorsunuz ya öyle söylüyorsunuz. Biz de diyoruz... Sizin hayatınızda girişmek dışında bir kavga... Ya siz söylediniz ben sadece onu girişmek olarak ifade ettim. Sayın Başkan, kardeşlik diye bir şey yok mu? Bakın yurtsever olarak mücadele ederiz. Biz de kardeş olamaz mıyız? Mücadele ederiz dediniz. Doğrusu Enver Bey yani tabii biz... Aynı ülkenin vatandaşları olarak kardeşiz. Zaten mesele de bu. Biz sizle tartışırız. Kardeş olmamız gerekmez mi? Biz sizle tartışırız, kavga ederiz, bağırırız, çağırırız. Ama bizden bütün bu kavgalara ve anlaşmazlıklara iç savaş çıkartamıyorlar. Tamam. Türk'ü, Kürt'ü bu kadar tahrik ettiler olmadı. Alevi'yi, Sünni'yi tahrik ettiler olmadı. Layı'yı, Antilayı'yı tahrik ettiler, yapamadılar. Bunu yapamıyorlar. Ama şimdi... Stratejik göç mühendisliğiyle içimize iç savaş travmasından geçmiş 5 milyon insan, yüz binlerce Afganistan'dan da yine iç savaş travmasından geçmiş insanı yolladılar ve bunlar entegre olmaz.
Neden entegre olmaz? Çünkü Arap sosyolojisi dünyanın hiçbir yerinde. Amerika'da da entegre olmuyor, Fransa'da da entegre olmuyor. Ve üstelik buradaki hemen sınırının yanında bir Suriye varken, gitmip gelmeye devam ederken, din bana geldi ve Arapça geldi. Ben tarihsel olarak ve dinsel olarak senden üstünün psikolojisiyle büyümüş ve hayatı öyle bu bakarken... Mesela, bu biraz bir hayali bir şey değil mi? Hayali değil. Hayali değil. Bu siz, böyle. Siz mesela şunu söylemiştiniz. Bakarken bitireyim. Buyurun lütfen. Böyle bir entegrasyon mümkün olmaz. Efendim bakın, ya bunlar da Türkçe öğrenirler. Enver Bey, PKK'yı kuranların hiçbirisi Kürtçe bilmiyordu. Bu Türkçe öğrenmekle ilgili bir şey değil. Bu bir milli kimlik var, Suriyeli Arap milli kimliği. Bunu küçümsemiyoruz. Bunu aşağıda görmüyoruz. Aksine biz buna saygı duyuyoruz. Bakın biz bu kimliğe saygı duyuyoruz. Ve diyoruz ki bu insanlar kendi ülkelerine dönsünler ve insanca şartlarda dönsünler. Biz onlara Auschwitz'e, trenlere Nazilerin Yahudileri bindirip yollaması gibi bir eylemlilik içerisinde olmayı aklımızdan geçirmeyiz. Bir şey sorabilir miyim? Bir dakika. Çok ağır bir şey söylediniz. Auschwitz dediniz. Siz yapın demedim. Böyle mi yapılacak? Biz böyle yapmayı hiç aklımızın ucundan geçirmedik. Ya da AKP gibi insanları kışın ortasında Edirne'ye sürmeyi de düşünmedik. Biz Zafer Partisi olarak Suriyelilerin Türkiye'nin dostları olarak ülkelerine dönmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Tamam? Türkiye'nin dostları olarak dönmeleri gerekiyor. Onun için de Türkiye ile İran ve Rusya arasında imzalanan bir anlaşma var. Birleşmiş Milletler'e de bildirildi. Anlaşmanın temel metni şu. Nereden geldilerse, hangi kasabadan, hangi köyden, hangi şehirden aynı yere evlerine dönecekler. Bunu Suriye rejimi de kabul ediyor. İstemezlerse? Biz, devam edeyim. Biz döneceğiz, Şam'la görüşeceğiz. Bu insanlar geri döndükleri zaman bu anlaşmanın uygulanmasını 5 sene süreyle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Gözetimi'nin Türkiye ve Rusya tarafından ve bir Avrupa Birliği ülkesi tarafından yerinde denetimle de güvence altına alınması. Yani bu insanlar döndükten sonra başlarının belaya girmemesinin sağlanmasını gerçekleştirdikten sonra geri dönüş sürecini bunlar başlatacağız. Bunlar daha polyanlı hikayesi. Efendim? Yok, hiç de değil. Çünkü nasıl yapacaksınız? Uluslararası anlaşma var. Anlaşma var da dünyada yayılmacıların ne kadar anlaşmaya uyuyorduğunu gördük. Bakın biz... Bunu açmanız için iki soru soracağım. Bir dakika, devam edin. Bitirin bir ama zamanı yapılan iki soru soracağım. Birincisi Rusya, Türkiye, İran bunu anlaştı, imzaladı. İkincisi 2 hafta önce biliyorsunuz genel af ilan edildi. Hiçbir soruşturma yapmayacağız. Onun için biz polyanlacılık oynamayız. Tamam mı? Polyanlacılığı sosyalistler oynuyor Türkiye'de ve gayrimilli sosyalistler oynuyor. Milli sosyalistlere söyleyecek hiçbir şeyimiz. Milli sosyalist, gayrimilli. Efendim? Milli sosyalist kim, gayrimilli kim? Onu da bir başka programda size uzun uzun anlatırım. Ama AB'ci sosyalistlerin tamamının gayrimilli olduğunu size hemen parantez içinde... Abi sosyalist olmaz zaten. Olmaz mı? Karen Fok'un ne kadar çocuğunun olduğunu hepimiz biliyoruz Türkiye'de. Evet, sonra ne yapacağız? Sonra Türkiye'ye döneceğiz. Türkiye'de milyonlarca kayıtsız Suriyeli var. Milyonlarca kayıtsız Afgan var. Bunların burada bulunmaya hukuken hakları var mı? Yok. Hayır, yok. Ama fiili durum var. Bak, yok. Öyle fiili ya, durum olmaz. Şöyle bir dakika. Siz de şuna hak verin. İzin verin. Önce bir şey soracağım ama şunu bir bilerek konuşalım. Bütün sermayedarlar neredeyse bu insanları bir kere ucuz iş gücü olarak sömürüyorlar. Tabii bakın biz sömürüye de karşıyız. Bir dakika. Ben bir izin verin. Evet. Bir kere sistem kapitalizm tıkır tıkır işlerken ucuz iş gücüne ihtiyaç duyuyor. Size bir örnek verdikten sonra asıl sorumu soracağım. Siz de biliyorsunuz mesela dönemlik işçiler var. Mesela Karadeniz'de bir Kürt gidiyor dönemlik işçi. Yerindeki işçi 10 liraya çalışıyorsa o 8 liraya çalışıyor. Sonra geliyor bir Suriyeli işçi 5 liraya çalışıyor, tek 3 liraya çalışıyor. Tamam. Aslında hepsi işçi olduğu halde birbirine düşman hale geliyor. Ama sizin bir lafınız var, onu hatırlatmak istiyorum. O yüzden siz dediniz ki, yanlışsam düzeltin lütfen, bayramlaşmaya gidiyor bu insanlar. Bayramlaşmaya gidenler döndüğü zaman almayalım. Kapıları kapatalım. Madem gidiyorsun dönemezsin kardeşim diyelim. Şimdi size soruyorum. Bayramlaşmaya giden insanı kapıyı kapatarak geri almayalım demek fiili olarak, hadi siz Auschwitz meselesinden çok hoşlanmıyorsunuz ama ailenin yarısı burada, yarısı orada. Enver Bey, Almanya, Hollanda, Belçika, Danimarka yapmıyor, almıyor geriye kardeşim.
O almayabilir. Siz bunu yapacak tamam. mısınız? Yani sizin burada bakın. Çocuğunuz var. Gittiniz evet. ve geri dönemeyeceksiniz. Şimdi bakın. Bunu dediniz şimdi, mi? Merak ediyorum. Dedim tabii. Çünkü bakın Almanya iltica hakkı veriyor. Gideni geri almıyor. Diyor ki eğer gidebiliyorsan gidebiliyorsun ülkene. Hı-hı. Bayramı seyranı yok diyor. Üstelik siz zannediyorsunuz ki 3 günlüğüne gidiyor. Adam 3 ay gidiyor kalıyor kardeşim. Olur tamam mı? Tamam 3 ay kalıyor. Evleniyor karısını alıp geliyor. Soruyorsun ya neden gitmiyorsun? Oraya gidersem diyor yani daha alta inersem beni askere alırlar diyor. Bak başında bir tehlike yok. Askere alırlar diyor. Nerede doğru? Ha. Peki benim askere alınıp Suriye'ye gidip Suriye'de şehit olan askerimin durumu ne kardeşim? Ama o soru, onun hakkını kim soracak? O soru sizin Türkiye'nizle ilgili bir soru. İşte biz de Türkiye'mizde, Türkiye'mizle ilgili olacak. Türk milletine haksızlık yapılıyor. Biz Türk milletine daha fazla haksızlık yapılmasını istemiyoruz. Suriyeli gencin o Suriye'de askere gitmemesi için Türk gencinin askere gidip Suriye'de şehit olmasına Zafer Partisi olarak hayır diyoruz. Siz Atatürk'süsünüz değil mi? Evet. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçisiyim. Tamam. Atatürk'süsünüz işte. Ben de şunu söylemek istiyorum. Biz, yani benim baktığım yerde mesele şu. Biz yurtta sulh cihanda sulh ilkesiyle yönetilen bir ülkeydik. Evet. Biz eğer bölgemizdeki sınırlara, o ölçülere, o saygıya bağlı kalsaydık, bizim yoksul gençlerimiz hiç bizim tarafı olmadığımız küresel savaşlarda ölmezdi. Doğru mu? Biz insanlarımızın, askerlerimizin bu çatışmanın kaynağı olmadığı halde öldürülmesine, şehit olmasına neden olur. Şimdi bakın. Sizin de benim temelde ayrıştığım nokta şu. Hı-hı. Siz de bunu akademisyensiniz benden daha iyi biliyorsunuz. Hı-hı. Mübadeleler Hı-hı. ve fiili olarak doğuran durumlar kalıcı hasarlar yaratıyor. Hı-hı. Dolayısıyla biz... Cumhuriyet'in başında yaptığımız mübadele yaratmadı. Nasıl yaratmadı? Halen oradakiler burayı, buradakiler orayı bir şekilde genlerinde kazınmış bir şekilde bakın, özgürüyor. Siz okumuyor musunuz hiç roman? Hiç okumuyor musunuz kitap? Hiç okumuyor musunuz hatırat? Bakın size bir yani şey söyleyeyim. Yani insan böyle bir şey mi? Mekanik mi? Robot mu? Bakın, ben şunu anlamıyorum. Mesela geçen gün CHP Belediye Başkanı dedi ki o konudaki fikrinizi alayım. Mesela çok merak ediyorum. Bir parantez açayım. Suyu vermeyeceğim dedi. Buna evet diyor musunuz? Parantez açayım. Bakın buyurun. Bir, ben Ermeni tehcirinin doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Tamam. Eğer Talat Paşa bu tehciri yapmasaydı İstiklal Harbi'ni veremezdik. Hı-hı. Bir. İki, Atatürk'ün mübadele kararının da çok doğru olduğunu düşünüyorum. Rumlar gittiler, Türkler, İsmet Türk yetine geldiler. Hayır, Atatürk yaptı kardeşim. Yani. Hemen İsmet Paşa demeyin yani. Kim tamam. yaptı? Atatürk yaptı. Hangi? Yani Atatürk, İsmet Paşa döneminde olmadı mı? İsmet Paşa döneminde oldu ama Cumhurbaşkanı Atatürk'tü herhalde yani değil mi? Sonuç yani Atatürk istemeden... Talep Yunanistan'dan geldi. Atatürk istemeden hiçbir şey olmaz. Talep onlardan geldi. Talep onlardan geldi. Bak talebin onlardan gelmiş bu olması... Bu da iki devletin arasındaki ilişkideki sorunlardan bir tanesi. Evet. Siyasal sorunlar kalıcı etki yapar. Bu doğrudur ve Anadolu'nun istikrara kavuşması bu süreçte gerçekleşti. Siz yaşadığınız toplumlarda şimdi, türdeş yani homojen bir toplum kurmak 21. yüzyılda mümkün mü? Bakın. Soruna cevap verin ama. Homojen. Şimdi yanlış sorularla doğru cevaplar alamazsınız. Ulus devlet öyle kurulmuyor mu? Biz Türk Ulus Devleti kuruldu ve Allah'a şükürler olsun ki başarılı bir çalışma Türk oldu. Türk üzerine kurulmadı ama. Hayır ne mutlu Türk'üm diyen esasında kuruldu. Tamam, kültür esasında kuruldu. Bir ve kültürel milliyetçilik. Kültürel milliyetçilikle kuruldu. Bu da doğrudur. Mesela siz doğru söylediğinizde ben size hak veriyorum. Siz bana hiç vermiyorsunuz. Ya ben müsaade edin buyurun. Konuşayım. Beni bir saatlik konuşma için çağırdınız. 25 dakikasını siz alıyorsunuz benim. Siz ama sürekli bana öyle bakın, sürekli itiraz gösteriyorsunuz. Sürekli itiraz ediyorsunuz. Buyurun. Tamam bırakın rahat rahat. Ben de anlatayım. Ya insanlar şunu anlasınlar. Bu Suriyeliler gerçekten giderler. Biz bunları yollayacağız. Afganları da yollayacağız. Hem de insani şartlarda yollayacağız. Hemen onu bitireyim. Peki bu Türkiye'de kaçak olanları ne yapacağız? Kaçak olanları Amerika'nın, Almanya'nın, Fransa'nın, Rusya'nın bütün hukuk devletlerinin yaptığı şeyi yapacağız. Gözaltına alacağız ve ülkesine iade edeceğiz. Tamam? Gözaltına alacağız ve ülkesine iade edeceğiz. Başlarına ne gelirse gelsin. Hayır, gittik, görüştük, anlaştık, konuştuk. Ondan sonraki süreçten bahsediyoruz. İki, gelelim. Bunlar çatışma doğurmaz mı? Küresel anlamda söylüyorum. Ben. Doğurmaz. Tamam. Doğurmaz. Kimse bize uluslararası hukuk açısından karışamaz. Kimsenin yetkisi yok. Bakın ne yaparız biliyor musunuz? Hı hı. Bu durumda.
geri kabul anlaşmasından çekiliriz. Hı hı. Eğer Suriyelilerin Suriye'ye dönmesini Avrupa Birliği istemiyorsa Suriyeliler Avrupa'ya gidebilirler. Açarsınız kapıları. Açarız. Ya tamam. AKP'de eleştirdiğin şeyi biz yaparız. Hayır, açarız. Aynı şey yaparız. Ha, şu şartla açarız. Geri gitmelerini kabul etmezlerse. Suriye'ye yollamayın. Canınız cehenneme. Size mi soracağız Suriye'ye yollayıp yollamaz? Hı hı. Türkiye dünyanın Luna Parkı mı kardeşim? Türkiye Türk milletinin vatanı. Hı hı. Tamam. Onun için Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin şunun bunun Türkiye'de şunları oturtacaksınız, bunları oturtmayacaksınız şekildeki tehditlerine biz Zafer Partisi olarak ancak bunu söyleriz. Canınız cehenneme, çok seviyorsanız tümünü alın. Yoksa biz bu insanları Şam rejimiyle anlaşarak ülkelerine yolluyoruz. Gelelim Türkiye'de... Şam'la anlaşacağız diyorsunuz. Anlaşacağız tabii. Anlaşacağız tabii. Şam'da kim varsa. Esad varsa Esad'la. Esad yoksa... Gelenle. Gelenle. Ama gören o ki, bakın... Esad kalacak galiba. Davutoğlu diyordu ki... Esad gidecek, Davutoğlu gitti. Esad hala iktidarda. Bakın hemfikir olduğumuz konularda çıkıyor. Şimdi Erdoğan gidiyor, Esad yine iktidarda. Tamam. Demek ki siz Esad'la anlaşacaksınız. Evet, muhtemelen karşımızda Esad olursa Esad'la anlaşacağız. El sıkışacağız ve ondan sonra bu kayıtlı olanlara sıra gelecek. Bu kayıtlı olanları da... Kayıtlı olan hangileriydi? 3.7 milyon geçici koruma altında olanlar. Onları gönderdiniz aslında. Onlara göndermedik. Sadece kayıtsız olanları yolladık. Önce onları gönderdiniz. Önce kayıtsız olanları yolluyoruz. Sonra kayıtlı olanları... Hangi yolla gönderiyorsunuz? 12 ay. Karayoluyla efendim. Yani, sormadım. Ya karayolu. Yani bu insanların yemesi, içmesi, malı, mülkü burada edindikleri. Burada bakın bunlar ne yapacaksın? Bunlar kaçak. Ya kaçan da bir şeyleri oldu. Yok. Alır çantasını, toplar ve gider. Hı. Burada bulunması hukuki değil. Malzeme eğitim alıyor. Çocuklarını alıp gidecek. Hayır, eğitim almışsa burada. E alsın kardeşim. Gitsin. Tamam, o da bizim şeyimiz olsun, sadakamız olsun. 3 sene eğittik, ne yapalım? Ondan sonra milyonlarca çocuğun travması sizi ilgilendirmeyecek. Ya milyonlarca çocuk eğer burada kalırsa milyonlarca Türk çocuğunun travması olacak. Ben Türk çocuklarını düşünürüm önce. Çocukların milliyeti olur mu? Çocukların milliyeti olur tabii. Yani benim çocuğum senin çocuğun. Evet, benim çocuğum senin çocuğun olur. Yani tabii. Birinin ölmesi, diğerinin kalması. Ha, bakın birisinin ölmesi gerekmiyor. Canım illa fiziksel değil, ruhsal olarak. Bunu merak ettim. Siz çok romantiksiniz kardeşim. Sizin romantizminizle devleti yönetemeyiz. Ama niye kızıyorsunuz romantiklere? Siz kendi hayatınızda romantik olmaya devam edin. Çiçek, böcek falan filan ama dünya öyle değil. Romantik olsa bize program yapar mısınız? Ondan, yaparsınız tabii. Sert birisi. Bakın şu anda korkunç reytinginiz var. Göreceğiz yaparsınız yani, tabii. Göndereceğim. O reytinge göre de sizin reyting, gerçi bize reytingde üç kağıt yapabilirler. Biz şeyde anlarız. Evet. Yorumlarda anlarız. Yorumlarda anlarsınız. Çünkü ben sizin böyle bu söylemlerinizle Türkiye'de sandıkta ne alırsınız bilmiyorum ama her referandumda %85'i 90'ı bulacağını düşünüyorum. Onun için de Zafer Partisi ama şu anda... Ama seçim kazanır mısınız bilmiyorum. Zafer Partisi çok hızla yükseliyor. Türk halkından büyük destek alıyor. Çünkü biz Türk halkının iradesini temsil ediyoruz. Dün bir videonuzu izledim. Bir Suriyeli'yle karşı karşıyasınız. Evet. Konuşuyorsunuz, sonra diyorsunuz ki davul zurnayla göndereceğim, turist olarak gelirsiniz. Evet. Keşke öyle olsa. Onu istiyoruz biz. Yani biz onlarla düşman olmak istemiyoruz. O zaman ben romantik oluyorum. Siz olmuyorsunuz. Biz gerçekçiyiz. Ben savaştım. Davuzuna gidecek, turist olarak gelecek. Tabii turist olarak gelsinler. Ben romantik, siz gerçekçi. Turist olarak gelecekler. Gelmelerini isteriz turist olarak. Biz de turist olarak oraya gidelim. Dünyanın en iyi humusu, bakın Suriye'de yapılır, sonra da sizin memlekette yapılır. Yani Hatay'da yapılır. Vallahi biz de Antakya'da yapıyoruz. Evet. Ya yok. En azından babaannem ben yapardı. Antakya'da da yedim, Şam'da da yedim. Antakya'da ondan sonra her şeyin en iyisini mutfağa. Yani babaannem iyi yapardı, o yüzden rahmetli oldu. Peki, Allah rahmet eylesin. Hayır, biraz yumuşatayım ya. Çünkü o kadar sanki adamlar karşınızda olsa burada dövecek gibisiniz. Yok, bakın benim Suriyelilerle aram iyi. Ben Suriyelilere düşman değilim, Zafer Partisi de düşman değil. Biz Allah kimsenin başına, Suriyelilerin başına gelen türden bir felaket... Bizim derdimiz Suriyeliler derdimiz yok. Bizim bu emperyalist projeyle derdimiz var. Türkiye'yi bir iç savaşa sürüklemek isteyen, Suriyelileri de ara malzeme olarak kullanmak isteyen emperyalizmle problemimiz var. Zamanı yoksa Suriyelilere Suriyelilere biz ülkelerine insanca dönmenin şartlarını oluşturacağız. Fakat şu konuda rıza almıyorsun zaman. Bakın, ben oluşturdum, git diyeceksiniz. Tabii. Bu rızayla olmaz. Neden olmaz? Çünkü onu anladım, söylediniz. Çok net. Tamam mı? Yani milletler
tarihlerini koruyabilmek, vatanlarını koruyabilmek için zaman zaman sert kararlar almak zorundalar. İki soru biz de bu sert karar alacağız. Bu karar kimsenin canına helal gelmesini engelleyecek ve gelecekte Türk ve Suriye kardeşlerin, bakın Suriyelilerin birbirine kan düşmanı olmasının değerini yerleyecek. Peki. Biz çünkü onlarla düşman olmak istemiyoruz. Kimse kimseli olmasın. Evet. İki soru soracağım ama önce birincisi sırayla gidelim ama tempolu gidelim. Evet. Bir tanesi şu, örneğin Almanya, olur ya dünyada çünkü hukuk olmadığını gördük. Almanya dese ki siz diyelim ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ya da Başbakanısınız. Ben Suriyelileri gönderiyorum derken dese ki her gönderdiğin bir Suriyeli'ye ben de sana 5 Türk göndereceğim. Ne yaparsınız? Yollarım. 5'ini de alırsınız. Türkler vatanlarına döner. Anladım ama nasıl dönecekler? Dönmek istemiyorlarsa. Bak, bakın şimdi ikisini karşılaştırmak doğru değil. Bu biliyorsunuz konuşuldu. Hayır. Konuşulamaz. Ben size söyleyeyim neden konuşulamayacağını. Neden? Almanya'da nüfusun %26'sını şu anda göçmenler oluşturuyor, mülteciler oluşturuyor. Almanya dünyanın kaçıncı ekonomisi? Bak, 20'si almaz. Ve Almanlarda nüfus artışı o kadar az ki, hı hı, 10 sene sonra... Alman kalmayacak. Hayır. Çalışan nüfus, emekli nüfusun emekli maaşını ödeyemeyecek. Hı hı. Bunun için Almanya bir tercih yaptı. Ben çalışan nüfusu öyle bir seviyede tutmak zorundayım ki emekli olanların maaşlarını ödeyebileyim diye. Hı. Ve bunu da bir kota çerçevesinde bakıyor eğitimine. Türklere diyor ki ya beni seç ya ülkeni seç. Sağlık durumuna bakıyor, eğitimine bakıyor ve seçerek tam ırkçı, Nazi'ye insan yapışıyor. Alıyor. Tamam. Şeyleri de ölçüyor tamam. Mu? Dişine falan onu bilmiyorum. Bakıyor mu? Ama Türkiye'den gidenlerin dişine bakmışlardı. İşte onu zamanında. Faşizm tamam. Bu değil mi? Tabii biz hiçbir zaman böyle bir tarihe sahip olmadık. Böyle bir pratik de yapmadık. Ben Almanlardan sözüm. Siz ne alındınız? Ben Almanlardan bahsediyorum. Biz almadık diyorum. Almanlarda var bu pratik. Ve Almanlar konusunda fikiriz. Ve eğer bu süreç böyle devam ederse, daha yeni Almanya'daydım. Almanlarla da konuştum bunu. Ne dediler? Suriyelileri paket yapın. Hayır. Türkiye'leri paket yapın demediler. Biz dediler eğer bu süreç devam ederse, doğum oranları böyle devam ederse, bunun projeksiyonunu yapıyoruz. 50 sene sonra Alman coğrafyasında Almanlar nüfusun %50'sinin altına düşebilirler. Tamam. Olabilir. O Almanların derdi. O Almanların problemi. Ama Almanlar bile bugün bütün Türklerin mesela Bavyera'ya gelip yerleşmesini Almanya içindeki izin istemezler. Hiç istemezler. Tamam. Peki. Onlar onu istemezlerse biz neden 3 milyon Suriyelinin Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay, Adana, Mersin hattına yerleşmesini kabul edelim. Hani AK Parti diyordu ya, biz burada bir PKK koridoru Akdeniz'e açılan engellemek için girdik Suriye'ye. Güzel de kardeşim, siz Suriye'ye PKK koridorunu engellemek için girdiniz. Sınırın üst tarafında, Türkiye tarafında sınırımızın içinden bir Suriyeli koridorunu Akdeniz'e getirdiniz. Din kardeşliğiyle ilgili olabilir mi? Bu Müslüman kardeşler ideolojisiyle ilgili. Müslüman kardeşler ideolojisi. Müslüman kardeşler ideolojisine sahip. Bakın ben de bazı şeyleri biliyormuşum. Biliyorsunuz bazı şeyleri, takdir ediyorum bunu. Müslüman kardeşler. Ama romantik. O bütün sosyalistlerde biraz var. Kötü bir şey mi sizce? Efendim, romantik İnsanı olmak sevmek, mı? İşçi sınıfının arkasında olmak, çocuklar ölmesin demek, denizde göçmen cesetleri karaya vurmasın demek. Bunlar için İster bakın, misiniz bunları? Bunlar için sosyalist olmaya gerek yok. Bunlar için sadece insan olmak yeter. Anladım. İnsan olmak yeter. Zamanı iyi kullanalım, bir sorun daha var. Biz de bakın işçinin sömürülmesini istemiyoruz. Bugün küçük bir sermaye grubu para kazanacak diye Türk işsiz kalıyor. Suriyeli de sömürülüyor. Biz Suriyeli kadınların kendi ülkelerinde namusluyken, aile hayatları varken Türkiye'de fahişelik yapmalarını da istemiyoruz. Tabii birisi ki yapmasınlar. Birisi de bize bunu gelip... Namussuz kendinden öte, kapitalizm namussuz. Onu bir söyleyeyim. Bakın birisi... Siz piyasa ekonomisini savunuyor musunuz? Ya bir defa bırakın da... Bir rahat nefes, rahat nefes alarak. Evet, size 5 dakika daha vereceğim. Konuşayım. Bunu ensar muhacirle nasıl izah edersiniz kardeşim? Ensar muhacirle nasıl izah edersiniz? Şimdi birisi bugün bir tweet atmış. Kim? İki sapık Suriyeli hamile bir kadını tecavüz etmiş ve kadını öldürmüşler. Tamam.
Ümit Özdağ buna ne der? Diye sormuş tweet'te. Ümit Özdağ ne dediği o kadar önemli ki. Neyse cevabını vereyim. Allah o katillerin belasını versin. Bence asılmaları gerekir. Tamam. Şimdi yine başka yere geldim. Niye idama geldiniz? Bence asılmaları gerekir. Asılmaları tek örnekler üzerine. Ben idam cezasına inanıyorum da onun için. Bakın ağzınızdan çıkanlar. İdam, sürgün, yerinden şöyle konuşamıyor muyuz? Bu bir insanlık suçudur. Hukuk çerçevesinde cezası verilmesi gerekir. Bu romantiklik mi oluyor yoksa hukuka saygı mı oluyor? Bakın ben idam cezasının adil bir ceza olduğunu düşünüyorum. Adil. Adil bir ceza olduğunu düşünüyorum. İdam cezasını niye kaldırıldığını biliyorsunuz değil mi? Adil bir ceza. Telafisi mümkün olmayan bir ceza. Adil bir ceza olduğunu düşünüyorum. Bazı durumlarda kamunun vicdanını ancak idam tatmin edebilir. Ya yanlışsa karar. Onun yanlış olmamasını da sağlarsınız. Bakın, mesela Ergenekon'daki insanları idam etse, siz de sanıktınız. Sizi idam etseler şimdi böyle konuşuyor olabilecek miydiniz? Şimdi siz bir bir komplodan bahsediyorsunuz. Yaşadınız mı? Yaşadınız. Bir komplodan bahsediyorsunuz. Bu genel kuralın doğru olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. İdam şarttır. İdam adil bir cezadır. Ben bu bir tamile kadını tecavüz edip onu öldüren alçakların en ağır cezaya çarptırılması tamile anlamında. Tamile kadın Suriyeli. Evet Suriyeli. Öldürenler de Türk. Tamam. Demek ki her ırkın iyisi ve kötüsü var. Tabii ki. Tabii ki. Ama mesele şu. Eğer siz iç savaşa uygun sosyoloji oluşturursanız birileri bunu kullanır. Kimlerin de kullanacağını gayet net biliyoruz ve bekliyoruz. Biz Zafer Partisi olarak bu ülkenin seçimlerde görmüş. Hayır merak etme yükseldiğini düşünüyorum. Yükseliyor. Yükseliyor. Yani biz de ironi görüyoruz. Olsun diye sormadım. Biz de bu görüyoruz. Bu söylemlerin müşterisi var çünkü. Hayır seçmeni var efendim. İşte bizde siyaset müşteri oluyor ya. Şunu da görüyoruz. Türk milleti bizim gördüğümüz tehdidi görüyor. Peki. Çünkü milletimiz devlet kültürü gelişmiş bir halk. Şimdi milletle ilgili bir şey sormak istiyorum. Lütfen bunu ben sakin sorayım. Siz de dilediğiniz zaman da yanıtlayın. Türkiye'nin en yakıcı sorunu Kürt sorunu denen, sizin böyle tarif etmediğiniz PKK sorunu dediğiniz sorun. Şimdi Türkiye'deki doğum oranlarına baktığımız zaman Türkiye'de hiçbir göçmen kalmasa, sığınmacı kalmasa, Türkler ve Kürtler baş başa kalsa kabaca ve Kürt nüfusun arttığını, doğum oranının yüksek olduğunu, Türk nüfusunda onun 5'te 1 oranında kaldığını düşünsek şu anki verilerin öyle olduğunu 3 aşağı 5 yukarı görüyoruz. Yarın bir gün Kürt kökenli sizin tarifinizle bence Kürt yurttaşların oranı artsa, Türklerinki azalsa onlara da bu türden çözümleriniz var mı? Şimdi bakın birincisi ben sizi çok ırkçı buldum. Neden ırkçı buldum? Neden? Türk toplumunu Türk-Kürt diye ikiye bölüyorsunuz. Ama öyle. İnsanların etnik sorunları var. Biz Edirne'den Hakkari'ye kadar bütün vatandaşlarımızı Büyük Türk Milleti'nin parçası olarak görüyoruz. Onun için ben Şırnak'a gittiğimde ilk gittiğim yer Çalışkanlar Köyü. Sınırda hemen Silopi'de Çalışkanlar Köyü. 5 tane şehidimizin mezarı yatıyorlar orada. Oraya gidip dua ediyorum. Hala Türk bayrağının altında yatıyorlar. Sınıra 2 kilometre. HDP'nin %15 oy aldığını anımsatıyor. Evet. HDP'nin %12, %13 oy aldığını da zaman zaman biliyoruz. Bunun zaman bir son seçim. Bunun içerisinde romantik ne kadar fazla tırnak içinde Türk sosyalistinin oyunun olduğunu da biliyoruz. Tırnak içinde mi bilemem o sizin yorumunuz. O bizim yorumumuz. HDP Türkiye'nin kaçıncı partisi? Şimdi bakın biz HDP'yi biraz kriminalize edilmesi dediniz. HDP'yi kriminalize etmeye hiç gerek yok. HDP zaten kriminal. Yani bir terör yapısı mı diyorsunuz? Tabii HDP parti değil. Kapatılmasından mı diyorsunuz? Ben HDP'nin kapatılması gerektiğini düşünüyorum. O zaman şunu sormak istiyorum. Bakın şöyle, HDP'nin kapatılması sorunu çözecek mi? Çözmez. Sizin bir çözümünüz var mı? Bakın cinayetlere ne yapıyoruz? Ceza veriyoruz, hapse atıyoruz. Hırsızlığa ne yapıyoruz? Ceza veriyoruz, hapse atıyoruz. Hapis cezaları hırsızlığı ve cinayetleri ortadan kaldırıyor mu? Kaldırmıyor. Ama ceza veriyorsunuz. Ama ceza veriyorsunuz. İdam ederseniz kalkar. Evet. Ama HDP bugünkü kanunlara göre bir suç örgütüdür. Kapatılmasından yanasınız. Ve kapatılmalıdır. Bu PKK sorununu çözer mi? Hayır. PKK devam eder. Bir dakika. PKK ayrı bir şey. Önce şunu anlayayım. Sizin bakışınız açısından. Bence siyaseten bu doğru. Evet. PKK legal değil ki illegal. Evet. O başka bir soru. Şunu sormak istiyorum. HDP Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu'nda bulunan
Ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre... Yasalar uygulanmadığı için parlamentoda olan. Olabilir yani. Sonuçta fiili bir durum var. Siz kapadınız. Kapadıktan sonra milletvekillerini, örgütündeki kişileri ve işte yöneticileri ne yapacaksınız? Hapse atacaksınız. Doğru mu? Biz atmayacağız. Hayır, bağımsız hukuk... yargı varsa. Tamam kapat. Tamam, bağımsız yani, yargı. Yargı ne kararı verirse. Parti değil dediniz ama suç örgütü. Biz, bu bizim parti olarak görüşümüz. Onu sor. Ben de sizler... Ama biz parti olarak yargıyı temsil etmiyoruz. O anlamda demedim. Tamam. Siz kapatılmasından yana olan bir birey olarak oradaki herkesi de doğal olarak suçlu görüyorsunuz. En azından büyük kısmını. Büyük kısmını. Ceza alması gerektiğini düşünüyorum. Örgütle birebir fiili ilişki içerisinde olduklarını düşünüyorum, biliyorum. Kendileri de itiraf ediyorlar zaten. Bunlar da yasalara göre suçsa hapse girerler. Türkiye'nin üçüncü partisi. Burada oy veren insanları ne yapacaksınız? Hiçbir şey. Hiçbir şey derken kendileri nasıl ifade edecekler? Yeniden bir parti kurulur. O partide... Onu da kapatırız diyorsunuz. O yol denendi. Yine kanunlara uymazsa yine kapatılır. Bu yol denenmedi mi? Yeterince denenmedi demek. Yani şu olmadı mı? Yanlışım var. Yani yeniden bir parti kurarlar ama biz kanunları uygularız yine kapatırız. Yine kapatacağız. Evet. Peki nasıl? Bakın. Bu bir siyasal çözüm mü? Bakın ben bunun çözüm olmadığını söyledim zaten. Çözüm için başka yöntemlerimiz var. Onu da söyler misiniz lütfen? Bizim çözüm için... Biraz barıştan söz edelim. Bizim çözüm için ortaya attığımız PKK terörüyle uzun vadeli bir mücadele için Demir Güvercin adını verdiğimiz bir programımız. Demir Güvercin. Demir Güvercin. Bu silahlı mücadele mi? Hayır, bu sadece silahlı mücadele değil. 13 ayrı yöntemle, yolla sadece Türkiye içinde değil, bütün Orta Doğu'da PKK terör örgütünü stratejik hedef alarak ortadan kaldırmak ve bir kontr gerilla faaliyeti. Terörü terörize etmek. Anlamadım. Terörü terörize etmek. Yani bir kontr gerilla yöntemi izleyeceksiniz. Şimdi bu söylediğiniz kontr gerilla yöntemi bu işin... Yanlış olabilir. Ben... Bir küçücük bir boyutudur. O da ama var mı içinde? Bunun içinde askeri yöntemler var, istihbarati yöntemler var, mali yöntemler var. Kontr gerilla. Psikolojik savaş yöntemleri var, polisiye yöntemler var, idari yöntemler var, kültürel yöntemler var. Özetle bu bir stratejik... Şey saymadınız benim kontr gerillayı. Stratejik planlama. O da var mı yok? Bakın. Yani bunu niye soruyorum biliyor musunuz? Sadece çözümler. Kontur gerilladan ne anlıyorsunuz? İllegal bir yapılanma olduğunu düşünüyorum. Gördünüz mü? Bana sizin söyletmek istediğiniz şey bir siyasi partinin liderine devleti yönetirseniz illegal yapılara başvuracak mısınız? Vurmayacağım bunu, değil. Bunu söyletmek istiyorsunuz. Bunu soruyorum. Hayır. Şimdi kontur gerillayı siz illegal olarak görüyorsunuz. Tamam. Bu daha doğru. Kontur siz legal görüyorsunuz. Ben kontur gerillanın Türkçe anlamı nedir biliyor musunuz? Nedir? Gerilla karşıtı mücadeledir. Hı hı. Tamam? Gerilla karşıtı mücadele. Yöntem... Yani kontur gerilla bir örgüt değildir. Gerilla harbinde gerilla karşıtı mücadelelere kontur gerilla mücadeleleri denir. Bu bir askeri tekniktir. Bir meşruiyet dayanak kaynağı falan. Evet, eğer PKK, BKK gibi terör örgütleri size karşı düşük yoğunluklu çatışma stratejileri kullanırsa sizin de güvenlik güçleriniz onlara karşı düşük yoğunluklu çatışmada karşı teknikleri geliştirir ve kullanırlar. Bütün dünyada böyledir. Çok özür dilerim. Siz devleti önemseyen, kutsayan bir yerdesiniz. Haklı, ideolojik olarak haklı olabilirsiniz. Ancak devletin devlet olması en önemli vasfı, yanlış bilebilirim çünkü... Hukuk içerisinde mücadeledir. Şunu söyleyeceğim. Devletin tavrı karşısında hukuk dışına çıkan yapılar olsa bile tabii hukuka uymasıdır. %100 haklısınız. Ben o yüzden, de öyle düşünüyorum. O yüzden sordum. Ben her şeyde ayrışalım diye de çabalamıyorum. Çünkü ben İstiklal Harbi'nin hukuk içinde verdiğimizi bilen bir insanım. Meclise dayandırdı. Biz İstiklal Harbi'nin hukuk içinde verirken bugün devleti korumak için hukuk dışı yöntemlere hiç ihtiyacımız yok. Devletin elindeki imkan ve kapasiteler terör örgütüyle hukuk içinde mücadele etmeye imkan veriyor. Yani bizim Türk devleti olarak PKK'yla, IŞİD'le, FETÖ'yle mücadele etmek için hukuk dışına çıkmamıza gerek yok. Son bir dakika lütfen bu cevabı önemsiyorum. Siz şu anda siyasi yapı olarak yani reddedebilirsiniz, evet de diyebilirsiniz. Cumhur İttifakı'ndan ya da Millet İttifakı'ndan ilkeler çerçevesinde bir davet alırsanız hangisi size daha yakın gelir? Ya da doğrudan reddedeceğiniz bir yapı var mı?
Biz ikisini de Hürriyet ve İhtilaf geleneğinde görüyoruz. Hem Cumhur İttifakı'nı hem Millet İttifakı'nı. Türk siyasetinde bildiğiniz gibi iki gelenek vardır. Bir Hürriyet İhtilaf geleneği, bir de İttihat Terakki Kuvayi Milliye geleneği vardır. Hürriyet ve İhtilaf Adem'in merkeziyetçidir ve kendisini 1921 anayasasından hareket ederek, Cumhuriyet öncesi döneme atıfta bulunarak hareket eder. AK Parti bu noktadadır. Adalet Bakanı en son Abdülhamit Gül 1921 anayasasından hareket edelim dedi. Öteki tarafta da sonra çıktı. HDP de 1921 anayasasından hareket edelim dedi. En son altılılar da açıklamış oldukları mutabakat metninde 1921 anayasasının daha özgürlükçü olduğundan bahsedip 24 anayasasının dar kapsamlı olduğunu söylediler. Yani bizim karşımızda AK Parti'den başlayıp Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, DEVA, Gelecek, Saadet vesaire, bunların hepsi Hürriyet ve İtiraf geleneğinde. Biz Kuvayi Milliye geleneğindeyiz. Milli devlet ve üniter devlet diyoruz. Onun için bunlarla hiçbir şart altında bir araya gelmeyiz. Biz ittifakı Büyük Türk Milleti ile yapacağız. Başarılar dilerim. Sağ olun. Sıkışalım da toplum şeyi görsün. Çünkü dediğim gibi Türkiye'de Türk milletini birbirine düşüremezler. Yok, kimse birbirine düşmesin. Bence dünyada da düşmesin. Değerli seyirciler, bu kameradayım. Değerli seyirciler, Sayın Özdağ'a uğurlayacağım. Sonra ben de 3 dakikalık bir hani veda konuşması yapacağım. Reklam mecburiyetinden. Arkamdan konuşmayacaksınız ama, değil mi? Hayır. Peki, güzel. Siz lütfen kimsenin arkasından konuştuğumu gördünüz mü? Soruyorum işte. Hiç yaptığımı duydunuz mu? Hayır, duymadım. Hiç bana dair öyle bir kuşku duydunuz mu? Yine de sordum. Hayır, sorun. Hayır, şunun için söylüyorum. Benim ideolojik tercihlerimi bilerek geldiniz buraya. Tabii tabii. Siz de çok tartıştık. Evet, ama hiçbir zamanda. Ama lütfen beni davet edin. Tartışmaya devam edelim. Kim etti sizi ilk davet bu oranda, bu şeffaflıkta? Birçok televizyona geldim. Hayır. Bir ambargo olmasına rağmen geldim. Bak, ben burada size bunun soruları sormak için çağırdım. Evet. Çünkü ben nihayetinde bir ideolojik zeminin oluşması için görüşlerin karşılıklı olması gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Siz eskiden yorumcuydunuz. Başka isimlerle de tartıştınız. Dolayısıyla burada bir sıkıntı yok. Tamam. Ne güzel. Sayın Özdağ'ı uğurlayacağız. Arkasından elbette kimsenin konuşmayacağımız gibi Sayın Özdağ'ın da ardından konuşmayacağız. Reklamlardan sonra ben 3 dakikalık bir kapanış yaparım. Ondan sonra da eve gideriz. Sabah görüşeceğiz zaten. Hoşçakalın. Sağ olun. Gördüğünüz gibi Lebider ya. Fon arazi. Sudan ucuz. 250 bin dolar. Hem burayı alana vatandaşlık da bedava. Yakında İmaraflı da geliyor. Mehmet. Mehmet. Hop. Kim var orada? Mehmet. İşte böyle dersinizi alırsınız. Kolay mı lan Türk'ten toprak almak? Kalk lan Mehmet, kalk. Zafer bizim. Düşmanı boğazın dibine yolluyoruz. Zafer bizim. Şehit kanıyla sulanmış bu toprakların Amerikan